Tarih olaylar tekrarlanamaz arkadaşlar. Bu nedenle tarih bilimi bu çok önemli. Deney ve gözlem metodunu kullanmaz. Bu çokça sorulan bir soru. Arkadaşlar merhaba. Bugün tarih ve zaman ünitesinin konu anlatım videosu birlikteyiz. Bu üniteyi anlatırken ben daha çok sınavı baz aldım. Yani sizleri sınava hazırlamaya çalışacağım. Okul dersleri ile ilgili videomuzu zaten kanalımızdan bulabilirsiniz. Şimdi hızlıca hemen konumuza başlayalım. Şimdi tarihin tanımıyla başlayalım. Tarihin tanımını tam olarak bilmenize gerek yok ama bazı temel noktaları bilmenizde fayda var. Yorum sorusu çıkabilir. Tarih, geçmiş dönemlerde yaşamış insan topluluklarının yaşam şekillerini, oluşturdukları kültür ve uygarlıkları, toplumların birbirleriyle olan siyasi ilişkilerini, ekonomik, sosyal, kültürel ilişkilerini neden sonuç ilişkisi içinde yer ve zaman göstererek belgelere dayalı objektif şekilde inceleyen bilim dalıdır. Burada önemli olan nedir arkadaşlar? Bir kere geçmiş. Tarih sadece geçmişi inceler. Ne bugünle ilgilenir ne de yarınla. İkincisi tarih insanla ilgili olan şeyleri inceler arkadaşlar. Üçüncüsü tarihi olayların bir nedeni ve sonucu vardır. Tarihi olaylar bir yerde ve zamanda gerçekleşir. Biz tarihi olayları belgelere dayalı olarak incelemeliyiz. Çünkü belge yoksa tarihte yoktur arkadaşlar. Yine tarihçi tabii ki objektif olmalıdır. Bu temel şeyleri bilirsek tarihin tanımı ile ilgili bir soru geldiğinde kolaylıkla yapabiliriz. Tarih olayların özellikleriyle devam edelim. Bir kere tarihi olaylar az önce de söylediğim gibi bir yerde ve zamanda gerçekleşir. Tarih olayları incelerken mutlaka belgeler olması lazım. Yani biz kafamızdan masal uyduramayız. Bu tarih olmaz. Tarihi olaylar tekrarlanamaz arkadaşlar. Bu nedenle tarih bilimi bu çok önemli. Deney ve gözlem metodunu kullanmaz. Bu çokça sorulan bir soru. Tarih tekrarlanamadığı için deney ve gözlem yapamayız. Tarihi olayların arasında bir neden ve sonuç ilişkisi vardır. Tarihi olaylar geçmişte yaşanır ve sona erer. Aynı nedenler aynı sonuçları doğurmaz. Bu nedenle tarihi olaylar tekrarlanamaz. Yani tarih tekerrürden ibaret değildir. Biz şimdi Çanakkale Savaşı'nın koşullarını oluştursak bile aynı olay gerçekleşmez. Tarih biliminin belli bir formülü, kuralı, kanunu yoktur. Yani sayısal bilimlerdeki gibi, matematik gibi 2 artı 2 eşittir 4 gibi bir kural yok. Tarih bilimi her zaman değişkendir. Tarih incelemelerinde elde edilen yeni belge ve bulgular mevcut bilgiyi değiştirebilir. Ne demek istiyoruz? Biz eskiden Osmanlı Devleti'nde ilk parayı Orhan Gazi bastırdı diyorduk. Osman Gazi'nin bastırdığı parayı bulduk ve bilgi değişti. Yani tarihi bilgiler her an değişebilir. Neye göre? Yeni belge ve bulgulara göre. Yani kafamızdan değil. Tarihi bir olayın objektif incelenebilmesi için olayın üzerinden belli bir zamanın geçmesi lazım. Yani Yaşanan olaydan kimsenin etkilenmemesi lazım. Bir 50 yıl, 100 yıl tabii bu göreceli bir şey. Geçmesi lazım ki Biz o olaya tarihi bir olay diyebilelim. Tarihi olayların incelenmesi sırasında biz tabii ki yardımcı bilimlerden yararlanıyoruz. Neyden? İşte coğrafyadan, paleografyadan, Filolojiden. Tarihi olaylar incelenirken olayın incelendiği zaman değil. Buna da önemli olayın yaşandığı zaman dikkate alınmalı. Yani biz İstanbul'un fethini araştırırken, incelerken 1453'e göre düşüneceğiz. O zamanın şartlarına göre düşüneceğiz. Bununla ilgili de soru gelebiliyor. Şimdi tarihin kaynaklarına bakalım. Arkadaşlar kaynak dediğimiz bize bilgi veren malzemelerdir. Biz bu kaynakları eski kitaplara göre ayrı ayırıyorduk. Artık iki tane diyoruz. Birincisi birinci elden kaynak. Bu nedir? Olayın geçtiği zamanda meydana getirilmiş, oluşturulmuş kaynaklar. Yani eğer kılıç aslanın kullandığı kılıcı bulursak bu nedir? Birinci elden kaynaktır. Ya da Çanakkale Savaşı ile ilgili bir araştırma yapıyoruz. Orada savaşan bir erimizin hatıratını bulduk. Nedir? Bu da birinci elden kaynaktır. İkinci elden kaynak ise eğer biz birinci elden kaynağa ulaşamıyorsak ondan yararlanılarak oluşturulmuş eserlere biz ne diyoruz? İkinci elden kaynak. Örneğin İlber Ortaylı hocamızın işte Osmanlı tarihi ile ilgili yazmış olduğu eserler. Bu nedir? Olay zamanında meydana getirilmemiştir. Daha sonra hocamız ne yapmıştır? Belgeleri incelemiştir ve yeni bir kaynak oluşturulmuştur. Peki burada önemli olan, bizim için en değerli olan hangisi? Tabii ki birinci elden kaynaklar arkadaşlar. Tarihin sınıflandırılması. Bizler tarihi sınıflandırıyoruz. Neden? Çünkü tarih çok uzun bir süreç. Daha kolay inceleyebilmek için, daha rahat inceleyebilmek için biz tarihi sınıflara ayırıyoruz. Ne gibi? Zamana göre, konuya göre, ve mekana göre. Zamana göre dediğimiz adından da belli bir zaman içeriyorsa mesela ilk çağ tarihi, işte kanuni dönemi, 13. yüzyıl tarihi gibi bunlar zamana göre. Eğer bir konu içeriyorsa işte sanat tarihi, dinler tarihi, tıp tarihi bu konuya göre. Eğer bir yer adı içeriyorsa Orta Asya tarihi, Anadolu tarihi, işte Sivas tarihi gibi bu neyle ilgili arkadaşlar? Mekana göre sınıflandırmadır. Takvim konusuyla devam edelim. İnsanoğlu güneşe ve aya bakarak ne yapmış? Zamanı dilimlere ayırmıştı. Gün, ay, yıl olarak dilimlere ayırmış. Tarih süreçte takvimler bir güneş yılı esaslı, iki ay yıl esaslı. Yani insanlar güneşe bakarak güneş yılı esaslı takvim hazırlamış. Bir yıl 365 gün 6 saat olarak hesaplanmış. Bazı insanlar da aya bakarak takvim hazırlamış. Biz buna ne diyoruz? Ay yıl esaslı. Güneş yılı esaslı takvimi ilk Mısırlılar kullanıyor arkadaşlar. Ay yıl esaslı takvimi de ilk defa Sümerler kullanıyor. Şimdi bizim yani Türklerin kullandığı takvimlere bakalım. Türkler önce 12 hayvanlı takvimi kullanmışlar. Biz bunu İslamiyet'ten önce kullanıyoruz arkadaşlar. Bu güneş yılı esaslıdır. Her yıla bir hayvan ismi verilmiş ve 12 yılda bir tekrar o hayvan ismi geliyor. Yani işte bu yıl at yılıysa 12 yıl sonra tekrar bir at yılı geliyor. Yani her yıla bir hayvan adı verilmiş. Onun için zaten biz buna ne diyoruz? 12 hayvanlı takvim diyoruz. Biz bunu ne zaman kullanmışız? İslamiyet'ten önce. İslamiyet'in kabulüyle birlikte bizler hicri takvimi kullanıyoruz. Hicri takvim Hazreti Ömer zamanında oluşturuluyor. Başlangıcı Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye göçü yani hicret kabul ediliyor. Bu ay yılı esaslıdır. Bizim kullandığımız tek ay yılı esaslı takvim nedir arkadaşlar? Hicri takvim. Diğerlerinin hepsi güneş yılı esaslı. Bu takvimde aylar mevsimlerin durumuna göre sabit olmadığı için mali konularda sıkıntı çıkarıyor. Yani... Biliyorsunuz işte Ramazan bayramı, Kurban bayramı hicri takvime göre hesaplanıyor ve her yıl bu bayramlar ne yapıyor? 10 gün öne geliyor. Yani sabit bir tarihi yok. Onun için de mali konularda pek kullanılmamış. İşte o yüzden mesela Selçuklular Celali takvimini kullanmış. Selçuklu Sultanı Celalettin Melikşah döneminde oluşturuluyor Ömer Hayyam tarafından. Bu takvim daha çok vergi toplamada yani mali işlerde kullanılıyor. Güneş ile esaslıdır. Çok fazla kullanım alanı bulmamıştır arkadaşlar. Dediğim gibi ekonomide icri takvimi sıkıntı çıkardığı için Selçuklular döneminde bu takvim kullanılmış. Yine Osmanlılar mali işlerde Rumi takvimi kullanmışlardır. Yine bu da Güneş yılı esaslıdır. Başlangıç icret kabul edilmiş ve 1839'dan beri Osmanlılar bunu kullanmış. Nerede kullanmışlar? Mali ve resmi işlerde. Son olarak biz bugün de kullandığımız Miladi takvime geçmişiz. Miladi takvim biliyorsunuz Güneş yılı esaslı bir takvim. İlk defa Mısırlılar oluşturuyor. Başlangıcı Hz İsa'nın doğumu yani milat kabul ediliyor. Bu takvim zamanla Yunanlılar, Romalılar işte e, Papa Gregorian tarafından geliştiriliyor ve bugünkü halini alıyor. Biz de ne yapıyoruz? Bu takvimi 1 Ocak 1926'dan itibaren kullanıyoruz. Bu tarif, e, bu takvimde milat başlangıç demiştik. İsa'nın doğumundan önceki döneme biz İsa'dan önce de milattan önce diyoruz. İsa'nın doğumundan sonraki döneme milattan sonra diyoruz. Milattan sonra zaten biliyorsunuz günümüze göre yaklaştıkça ne yapıyor? Sayı büyüyor. Milattan önce de bu durum tam tersi. Bunu ileride anlatacağım zaten. Şimdi buraya geçelim. Şimdi tarih yardımcı bilimlere gelelim. Biliyorsunuz tarihçiler konuyu daha rahat inceleyebilmek için bazı bilim dallarından yardım istemişlerdir. Bu başlıkla ilgili TYT'de değil ama AYT'de kesinlikle soru çıkıyor arkadaşlar. Çok soruluyor bu konu. Bunu iyi bilelim. Tarihe yardımcı bilimlerden birincisi coğrafya. Coğrafya yeryüzünü inceler arkadaşlar. iklimleri inceler. İkincisi arkeolojik kazı bilimidir. Arkeoloji ne yapar? Toprak ve su altında kalmış eski tarihi eserleri gün yüzüne çıkarır. Biz bununla ilgili önemli bir nokta var. Çokça soruluyor. Arkeoloji arkadaşlar daha çok tarih öncesi dönemleri aydınlatır. Biliyorsunuz tarih öncesi dönemlerde yazı kullanılmadığı için bize arkeolojik kazıda çıkan eşyalar çok gerekli. Nümizmatik, bankamatikten hatırlayın. Eski paraları inceler. Paleografya, pale eski zaten. Eski yazılar inceler. Yani eski uygarlıklara ait alfabeleri yazılar inceler ve bunları çözümler. Örneğin Osmanlıca metinleri inceler. Örneğin Mısır yazıtlarını inceler ve okur. Epigrafya, kitabe bilimidir arkadaşlar. Yazıtları inceler. İşte Orhun abidelerini, mezar taşlarını inceler. Filoloji, dil bilimidir. Dillerin yapısını inceler arkadaşlar. Paleografya, eski yazılar okur. Filoloji, dillerin yapısını inceler. Örneğin işte der ki Sümerce ile Türkçe arasında şöyle bir bağlantı vardır. Onun için Sümerler Türk olabilir gibi. Yani dillerin yapısını inceliyor. Antropoloji ırk bilimidir. İnsanların kafatasını ve iskeletlerini inceler ve ırklar arasındaki bağlantıları çözer. Kronoloji arkadaşlar sıralamadır. Tarihi olayları sıralar. Ne yapar? İşte Atatürk 1881'de doğdu. 1920'de meclis açtı. İşte 23'te cumhuriyeti ilan etti gibi sıralama yapar. En temel bilim bilimlerden birisidir. Diplomatik Yazışma bilimidir. Devletler arasındaki siyasi yazışmaları inceler. Etnografya, kültür bilimidir. Biliyorsunuz şehirlerimizde etnografya müzeleri var. İşte kültürleri, örfleri, gelenekleri, görenekleri, eski kıyafetleri inceler. Sosyoloji, toplumlar arasındaki ilişkileri inceler. Toponomi arkadaşlar, geçmişte kurulan yerleşim merkezlerinin adlarını inceler. Bu yeni kitabımızda geçmiyor. Bu da geçmiyor. Bilmekte fayda var ama. Herhalde bununla ilgili birkaç soru çıkmıştı. Herhalde arkadaşlar, armaları... İşte Osmanlı tuğrasında logolar inceler. Sigilografya da mühür bilimidir arkadaşlar. Ve kimya. Kimyada karbon 14 metodu vardır. Biz bu karbon 14 metodu sayesinde bir eserin orijinal olup olmadığını, kaç yıllık olduğunu, yaşını hesaplarız. Onun için bu karbon 14 metodu bizim için çok önemlidir. Şimdi gelelim yüzyılın hesaplanmasına. Arkadaşlar yüzyılların hesaplanmasında milat kavramını dikkate alıyoruz. Hazreti İsa'nın doğumu, milat yani başlangıç kabul ediliyor. Milat takvimde, diğer takvimlerde başka başlangıç tarihleri var. Hazreti İsa'nın doğumundan önceki yıllara biz milattan önce ya da İsa'dan önce, doğumundan sonraki yıllara da biz ne diyoruz? Milattan sonra. Herhangi bir tarih yüzyıl olarak okuyabilmek için ne yapacağız arkadaşlar? Son iki rakamını sileceğiz ve bir ekleyeceğiz. Örneğin 1453, son iki rakamını siliyorum. 14 kaldı. 14'e bir ekliyorum ve ne oldu? 15. yüzyıl. O zaman şöyle dedi mesela 571. Ne yapıyorum? Son iki rakamını siliyorum. Ve kalana bir ekliyorum. Yani bu nedir? Arkadaşlar 6. yüzyıl. Şimdi onunla ilgili daha bir ayrıntı var. Şu tabloda açıklayayım onu. Şimdi biz tarihleri ayrıca 1. birinci yarı yıl, ikinci yarı yıl, birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek diye de ayırıyoruz. Bu çok fazla sorulmamış hatta hiç sorulmamış ama biraz ayrıntı ama ben yine de anlatayım. Eğer milattan sonra için konuşuyorum. Bir tarih 0 ila 24 arasında ise daha doğrusu 0 ila 49 arasında ise biz buna ne diyoruz? Birinci yarı yıl. 50 ila 99 arasında ise örneğin ne diyelim 87. Bu ikinci yarı yıldadır. Eğer bir tarih 0 ila 24 arasında ise birinci çeyrek örneğin 13 ya da e, ne diyelim 2022 mesela birinci çeyrek. Son rakamlarına bakıyoruz tabii ki. Eğer bu tarih 25 ila 49 arasında ise ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek diye geçiyor. Bu çok sorulan bir soru değil. Onun için hızlı geçiyorum. Milattan önceki tarihlerde ise buradaki mantığın tam tersini düşünün arkadaşlar. Yani 0 ila 49 arasında geçiyorsa bu normalde neydi? Birinci yarı yılda. Orada ikinci yarı yıl diyoruz. Eğer 99 ila 50 arasında ise ilk yarı yıl diyoruz yani milattan sonraki kavramın tam zıttını düşünün milattan sonraki kavrama göre düzenleyin tarihi daha sonra bunun tersini yapın örneğin 024 milattan sonra birinci çeyrekte milattan önce ne olacak arkadaşlar dördüncü çeyrek olacak biz bunlarda hesaplarken ne yapıyoruz e, tarihin son iki rakamına bakıyoruz evet videomu burada tamamlıyorum umarım faydalı olur Sizler için bu videonun altında e, sorular linkini koyacağım. Özellikle kazanım kavrama testleri soruları falan var. Bunların linkini açıklamalar kısmına koyacağım. Konuyu işledikten sonra bu soruları da çözerseniz tam olarak hazırlanmış olursunuz.